şu anda liderliği eline aldı. Rahat bir şekilde finişe doğru ilerliyor. 3 numaralı kulvarda Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı var. 2. sırada onlar var. Spor şampiyonu Kayseri Beşikspor İmdilili. Kazananları tebrik ediyorum. Farklı kategorilerde birinci, ikinci, üçüncü olanlar. Ama en önemlisi bugünün burada kazananı Kayseri. Bugün burada kazananımız Kayseri şehri. Çünkü ilk defa yapmış olduğumuz bir organizasyondu. Bu organizasyonda Kuşçu'nun tanıtılması, Kocasinan'ın tanıtılması, Yamulan'ın tanıtılması, Kayseri'nin tanıtılması, Kayseri insanının neler yapılabileceğini göstermesi açısından yapmış olduğumuz bu etkinlik. İşin bir diğer tarafında da şehrin kaynaşması, bütünleşmesi, bir araya gelmesi, bir ve beraber olarak kardeş olduğumuzu burada bir kez daha göstermekti. İşin özü itibariyle Kayseri'nin sosyal dokusu içerisinde herkes. Ama işin özü itibariyle bu şehirde yaşayan herkesi bu platformda gördük. Aileyle buradaydılar. Anneler, babalar buradaydı. Minicik yavrular buradaydı. 3 aylık, 4 aylık çocuklar vardı. 1 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında çocuklar vardı. Hep beraberce eğlenebilmenin, aile olarak bir arada olabilmenin, takım olarak bir arada mücadele edebilmenin ve en önemlisi şehir olarak bir arada olabilmenin göstermiş olduğu bir tabloydu burası. Bundan dolayı ben bütün katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnandığınız için, burada olduğunuz için. Çünkü siz burada olmasaydınız burada bu eğlencenin, bu şenliğin, festivalin hiçbir anlamı olmayacaktı. Ama tabii ki en büyük teşekkürü Sayın Valimize ediyorum. Sayın Valimiz şimdiye kadar olduğu gibi şehrimize geldiğimiz günden beri bana olan desteğinden, yapmak istediğimiz projelere olan desteğinden dolayı özellikle ona bir parantez açıyorum, özellikle teşekkür ediyorum. Bu organizasyon içinde çok büyük emek verdi. Emniyet müdürümüze teşekkür ediyorum, jandarma komutanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü Sayın Valimizin talimatıyla birlikte onlar da burada takımlarıyla beraber bu işe inandıkları için burada yer aldılar. Sıradan bir belediyecilik yapmıyoruz, sıradan bir belediye başkanlığı yapmıyorum. Çöp toplayan, temizlik yapan, imar faaliyetlerinde bulunan basit bir belediyecilik işleriyle hiçbir zaman uğraşmadık. Göreve geldiğim günden beri her zaman ekstrem işlerle, her zaman şehre değer katacak, her zaman bu şehirde yaşayan insanın hayat kalitesini yükseltecek ve her zaman Türk milletinin evladının ismini daha yukarıya çıkartabilecek neler yapabilirizin kaygısı içerisinde olduk. Bugünkü etkinlik de öyle bir etkinlikti. İnşallah bundan sonrasında hiçbir zaman için başladığımız işi yarın bırakmadık. Allah önümüzü açtı. Rabbim denk getirdi, fırsat verdi. Her işimizi devam ettirdik. Bu noktada da elimizden geldiğince burada, Kuşçu'da aileleri bir araya getirmek için, şehri bir araya getirmek için başladığımız işi devam edeceğiz. Çünkü burada bana sordular, başkanım bu festival devam edecek mi? İkincisi, üçüncüsü olacak mı diye. Her zaman başladığımızda Kocafest'te de bunu yaşadık. Orada da gençler soruyorlardı. Başkanım Kocafest bir daha yapılacak mı diye. Allah nasip etti, 1, 2, 3'ünü yaptı. Burada da bu etkinliği de devam etmenin gayreti içerisinde olacağız. Bunu yapmanın her zaman için elimizden ne geliyorsa yapmanın fedakarlığı içerisinde olacağız. Bunu da buradan hatırlatıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. İyi ki varsınız bu şehir için. Bu şehir için, bu şehirde yaşayan herkes için, bu ülke için, bu millet için biz hizmetkarız. Hizmet etmek için buradayız. Bu hizmetlerimizde Rabbim ömür verdiği müddetçe devam etsin diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Bu halde yaşayan şanslı azınlık olarak bir aradayız. İkincisi büyük alkışlarla kupasını alan Kayseri Emniyet Müdürü. Tebrik ediyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Emniyet! Emniyet! Spor Aşı!
şampiyonlar ödüllerini aldıktan sonra tam bir sahil kentine gelmiş gibi hissettim açıkçası. Bu durum da beni çok şaşırttı ve çok hoşuma da gitti bu durum. İnşallah devamı da gelir. Süreklilik arz eder bu durum. Kayseri için gerçekten çok heyecan verici bir durum. Açıkçası böyle etkinliklerin daha da fazla artmasını istiyoruz. Çünkü hem turizm açısından hem kültürel aktivite açısından gerçekten Kayseri geliştirici. Mesela buraya baktığımızda şehir dışından da bayağı gelen insanlar olduğunu görüyoruz. Hem Kayseri'mizin tanıtım açısından da çok etkili olacaktır diye düşünüyoruz. Çok mutlu oldum. Köyüme gurur duydum. Evet. Belediyeme teşekkür ettim. Çok güzel bir şey. Kayseri'de deniz yoktu. Koca Sinan Belediyesi sayesinde denize kavuştuk diyelim. Kayseri'nin alışık olduğu bir konu değil. Böyle sosyalleşmesi güzel tabii ki. Hafta sonunu burada ailemizle birlikte değerlendiriyoruz. Anadolu bölgesinde olan bir yer için değişik bir etkinlik dediğiniz gibi. Deniz kenarı olmamasına rağmen deniz havasında yaşıyoruz. Güzel, değişik bir şey. Gayet güzeldi, çok iyi bulduk. Ailecek geldik, güzel bir etkinlikti. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Kayseri'miz için güzel bir şey olmuş. Vallahi çok güzel bir duygu. Biz de yani Kayserili olarak sevindik. Denizimiz var. Güzel vakit geçiriyoruz. Çok güzel, çok beğendim.